Biz Türkiye Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu ailesiyiz. 2007 yılında dernekle başlayan sürecimiz bugün 4 federasyonla konfederasyon niteliği kazanmış durumdadır. Doğadaki bütün atıkların geri dönüşümüyle iştigal eden sanayi üyelerimiz olmaktadır. Sizin varsa soracaklarınız, biz onlara özel cevap verelim. Bunların her birisi hem eski elbise atıklarından hem de plastik atıklarından üretilmiş ürünlerdir. Bunlar da ham madde. Hepsi evet. Hayır ham madde değil. Bunlar da geri dönüşümde. Kadar geri dönüşümün etkisi büyük galiba. Hayır, biraz daha size aslında kumaşlarımızı da gösterebilir miyiz? Kumaşlar da burada. Bu şu kumaşlarımızdan bahsedeceğiz. Bakın. Bu kumaşımız da yarı yarıya hem tekstil atığı hem de plastik atıklarından üretilmiştir. Bayan elbise kumaşları bunlar. Tamamen ham maddesi atık. Anladım. Yani işte siz bunlar tekrardan katkı. Tabii. Nihai hale geliyor atıktan. Ve süreçleri de burada. Önce işte bu süreçlerden geçiyor. Bu aşamalardan sonra ip oluyor. İplikten sonra dokunuyor. Kumaş oluyor renk renk. Kumaş oluyor. Evet. Ne soruyorlar efendim bu arada en çok size standlarda? Vallahi hassasiyet çok farklı geri dönüşüm konusunda ama tabii daha Türkiye olarak yolun çok başındayız. Çok başındayız. Alacak çok yolumuz var. Ve bir an önce de almak zorundayız aslında. Artık bu bir zaruret. Peki üretim ürünü satıyor musunuz? Onu da soralım. Tabii ki. Pazarı dünyadır. Mesela bunu satıyorsunuz. Hayır, biz satmıyoruz. Bizim üyelerimiz tarafından üretiliyor bunlar. Tabii Türkiye'de satılıyor ama satanlar bizler değiliz. Güzel. Yeriniz nerede? Ankara. Türkiye'nin dört bir yerinde ama konfederasyonumuzun genel merkezi Ankara'da. Konfederasyon olduğunu bilmiyordum geri dönüşümle ilgili. Her şeyim evet. Var. Bunun tabii, olması tabii. Gerekiyordu zaten. Güzel olmuş. Yüzlerce derneğimiz var. Türkiye'nin dört bir yanında. Peki, başarılar dileriz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Arkadaşlar, Fuarda Mobese AŞ firmanın biyometrik fotomatik denilen bu anlık fotoğraf çeken bir biyometrik vesikalık veya selfie gibi cep telefonunuzla mail olarak gönderebileceğiniz fotoğraf çekmenize yarıyor. Öncelikle buraya geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Tabii biz şu an kamera kaydımız olduğu için ben size özet geçeceğim. Burada neyi çekmek istiyorsunuz onu tercih ediyorsunuz. Eğlence, telefona baskı, biyometrik. Genellikle herkes biyometriyi tercih ediyor. Tercih ettikten sonra onaylıyorum diyorsunuz. Şuradan para girişi var. Şu an ücretsiz tabii ki bu. Ondan sonra evet diyorsunuz. Sonra bir adet mi kaç adet bastıracaksınız onu tercih ediyorsunuz. Adet arttıkça fiyat düşmekte. Şöyle yapıyoruz. Ondan sonra başlamak için 10 TL ateşleyin diyor buradan. Tabii ateşlediğimizi farz ediyoruz. Ondan sonra kulaklarınızı, şapkanızı lütfen çıkartın diye size söylüyor. Sonra dümdüz robot gibi durmanızı istiyor. Sonra devam diyorsunuz. Fotoğraf çek düğmesine basın diyor. Çekim için kameraya bakın diyorsunuz. Bu karşılama gördüğünüz olduğunuz kameraya bakıyoruz. Şöyle yatay çekeyim. İnşallah görünüyordur. Ondan sonra fotoğrafınızı çekiyorum diyor. Sonra ikinci bir fotoğrafta için tekrar basın diyor. Yani iki tane fotoğraf çekip istediğinizi seçme şansı sunuyor. Sonrasında ekranımıza arkadaşlar geliyor fotoğraflarımız. Geldi bir, diğeri geldi mi? Diğeri de geldi. Bu iki fotoğraftan hangisini istiyorsanız çektirmek istediğiniz burada oranları var. Sonra tekrar çek gibi diyerek işlemi tamamlıyorsunuz. Yan taraftan da makinenizden pozunuzu alıyorsunuz. Bu gayet kullanışlı. Genellikle nüfus müdürlüğünde vesikalık ve biyometrik amaçlı değil mi? En çok tercih edilen makinelerden birisi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kameralar var, yaka kameralı ve burada da polisin, emniyetin geliştirmiş olduğu. Zaten Mobese firması da alt iştiraklerinden birisiymiş sanırım. Drone var. Bu drone'un şöyle bir özelliği var. Bakın şurada hoparlörü var, çakarı var. Yaklaşık 35 dakikada havada kalabiliyormuş. Böyle modifiye edilmiş özel bir drone'la karşılaştık burada. Ve burada da İzmir Ulaşım Ağı'nı tek bir platforma toplamışlar. İzban, metro ve tramvay. Hepsi bir cep telefonu uygulamasıyla yanınızda olduğunu gösteriyor. Gaziantep Belediyesi'nin geri dönüşüm kutusu Atıkmatik, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar atıyorsunuz. Attığınız atığa göre size buradan puan veriyor.
Ve bunda Gaziantep Belediyesi'nin neydi? Kartı vardı. Gaziantep kart üzerinden yükleme yapabiliyorsunuz. Yükleme de yapabiliyorsunuz. Ulaşımda, müzelerde ve otoparklarımızda kullanabiliyorsunuz bu vakiyeyi. Güzel aslında. Hem iki türlü de kazanmış oluyor herkes. Tabii ki. Hem atıklarını ayrıştırmış oluyoruz. Hem de ulaşıma yönlendirmiş oluyoruz. Ne soruyor ziyaretçiler en çok? Ne kadara mal olduğunu soruyorlar aslında. Kendi şehirlerini kurmak için. Ha, belediyeler soruyor. Evet. Ne kadar peki bunun bu makinenin maliyeti? Bayağı pahalı bir şey galiba. Yani 80-100 bin bandında bir şey. TL. Evet. Ama bunu her yere yapmazlar. Belli noktalara koyacakları için. Tabii ki yoğun bölgelere koyuyoruz zaten biz de bunu. Şehir genelinde. Sonra burada söylüyor mu şimdi ne kadar olduğunu? Evet, ne kadar olacağını söyleyecek. Barkodundan tanımlıyor. Tanımladıktan sonra kırıcıya gönderiyor. Ne kadarlık geri dönüşüm kazandırdıysanız o kadarlık? O kadarlık da 3 kuruş mesela metal atıklar için Gaziantep kartınıza bakiye olarak yüklüyor. Ah, Ankara Belediyesi yapsa ben zengin olurum herhalde. 3 yıldır biriktiriyorum geri dönüşüm. Açtık arkadaşlar, bakın bu şekilde ayrıştırıyor plastiği, plastiğin içerisini. Diğerlerini bu şekilde ayrıştırıyor. Bunun özelliği de bu şekilde. Yani daha fazla doğada çözülmeden ve zarar vermeden atıkları bir arada toplayabilme özelliğine sahip. Evet, ayrıştırma özelliğimiz var. Akıllı toplama sistemi. Akıllı toplama sistemimizde bu bir örnek bir çöp toplama kamyonumuz. Burada biz konteynerlarda bir tanımlama kimlik bilgisi bulundurup, yani bu kimlik bilgisini biz bir RFID cihazı olabilir, bir barkod olabilir. Bu çöplerin toplandığı noktada hem konum bilgisiyle hem de çöplerin toplanma bilgisiyle bunları sistemimize internet erişimle almak istiyoruz. Bu topladığımız bilgilerle şöyle bir harita elde edeceğiz. Bu haritada bu çöplerin toplanan noktaları... Yani nerede ne kadar yoğunluk olduğunu, ona göre de performans ve insan evet, kaynağı Evet, insan kaynağını verimli kullanma adına, hem de aracın yakıtını verimli kullanma anlamında, hem de yoğun olan bölgelere daha fazla aracın çıkması gibi, daha az olan, sıklığı olmayan bölgelere daha az araç gitmesi gibi, tamamen verim üzerine. Bir de bu projede şöyle bir şey planlanıyor. Vatandaşımızın mobil uygulama üzerinden bize dönüşüyle buradaki alınmamış çöpler veya yeni oluşan çöp noktaları olabilir. Bunların bu dataları almak suretiyle bu aracımızı, en yakın bölgedeki aracımızı noktaya yönlendirmek istiyoruz. Yani teknolojiyi kullanarak evet, daha evet. Kısa süre daha fazla veri evet. Elde etmiş olur. Ama totalde elde ettiğimiz bir veri var buradan. Yani toplanan çöpler, toplanmayan çöpler, vatandaşımızın istekleri. Bunlardan da bir sonuç çıkartıp bu bölgedeki verimliliğimizi ölçüp oraya daha fazla belki sefer koyarak veya yani eğer verimliliğimiz yeterli iyiyse o sefer sayımızı koruyarak ilerlemek istiyoruz. Akıllı teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar, Aselsan'ın geliştirmiş olduğu görüntüleme sistemini fuara özel bir güzellik yapmışlar. İnsanların yüzlerini kapatıyor emoji ile değiştiriyor. Mesela bizi şu an görüyorsunuzdur. Arka tarafta başkasının yaklaşanların emojilerini değiştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi kamerayla şöyle yakından göstereyim. Güzel bir çalışma olmuş. Hadi ilerliyoruz. Çankaya Belediyesi'nin görmüş olduğunuz gibi minik minik robotları var. Hemen yan tarafta da 3D printer'ı görüyorsunuz. Evet, burada çalışmalar yapılıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir bisiklet çalışma var. Diyelim. Evet, kondisyon bisikleti. Evet, kondisyon bisikleti. Aynı zamanda enerji bisikleti, enerji üreten bisiklet. Pedal çevirdiğinizde oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Ve üretilen enerjiyle de telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Belediyesi'nde kullanılmakta o zaman. Evet, şu an kullanılmakta. Aynı zamanda bisikletimize ait uygulamamız var. Uygulama da var. Uygulamayı evet. Yükleyip önündeki QR kodla okuttuğunuz zaman bisiklet ve telefon eşleşiyor. Bu sayede yaktığınız kaloriyi, gittiğiniz mesafeyi, karbon ayak izinizi bunları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunlar haftalık, aylık ve yıllık veri olarak
sistemde depolanıyor ve spor veriniz oluşturuyor bir anlamda. Skorumuzu oluşturuyor. Evet, spor verinizi oluşturuyor ve geçmiş verilerinizi görebiliyorsunuz bu sayede. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ankara'da faaliyet gösteren Bozan Kaya isimli bir şirket var. İlk defa duyduğum ismini. Sizler ilk defa duyacaksınız. Şimdi arkadaş bize anlatacak, yurt dışına da ihraç etmişler. Hemen konuya girelim. Buyurun. Bizim ürün gamımızda elektrikli otobüsler, raylı sistem araçları ve troleybüsler var. Ayrıca raylı sistem araçlarında metro trenleri de var. Evet. Biz 30 yıllık bir firmayız. Öncelikle Almanya'da kurulmuş, daha sonra Türkiye'ye gelmiş bir firmayız. Elektrikli otobüslerde 4 farklı uzunluğumuz mevcut. 10, 12, 18 ve 25 metre. Bu araçlardan Türkiye'de, İzmir'de, Eskişehir'de, Konya'da, Manisa'da, Elazığ'da, Kayseri'de çalışan araçlarımız var. Aynı zamanda Malatya'da trambüs aracımız çalışıyor. Şu anda çektiğiniz araç. Tramvay aracımız Kayseri'de çalışan. Evet, Kayseri'de 30 tane tramvayımız var. Bunların birebir modelidir. Bu tramvaylardan Romanya'ya da ihraç edeceğiz. İki yeni proje aldık. Aldınız, güzel. 30 aracın üzerinde. Tabii ki. Yani araçlarımızın çoğu yurt dışına gidiyor ama yurt içine de sattığımız araçlar direkt ithal ikamesidir. Yani Türkiye'nin kaynaklarının Türkiye içerisinde kaldığı projelerdir. Siemens'le ortak yürüttüğümüz bir projede yurt dışına, Tayland'ın başkenti Bangkok'a metro ihraç ettik. 22 metro tane ihraç ettiniz. Evet, bildiğiniz metro trenleri, maşallah, yer altından giden. 22 tane metro treninin teslimatını bir yıl içerisinde tamamladık. Toplam 88 vagon ve bütün araçlar Aralık ayından itibaren hizmete alındı. Bunun haricinde elektrikli otobüslerimiz Almanya'da 11 şehirde var, Lüksemburg'da var. Romanya'ya satmaya çalışıyoruz. Evet. Bayağı talep var. Peki bizim Ankara'daki metroları kim yaptı? Yurt dışından firmalar mı yaptı? Yurt dışından firmalar yaptı, evet. Siz girmiş miydiniz onun ihalesine? O dönem metro üretimimiz yoktu. Ha, siz sonradan girdiniz. Evet. Yeni metro hatlarında artık siz de talepsiniz, anlaşılır. Evet, her zaman talip olacağız Ankara'ya, İstanbul'a. Ne soruyorlar gördüklerine ziyaretçilere en çok fuarda? Ya en çok Türkiye'de bu araçların üretilmesine şaşırıyorlar. Evet. Ama üretiliyor. İşte yani, gördüğünüz gibi. Yani biz Ankara'dayız. Birinci organize sanayi bölgesindeyiz. 100 bin metrekarelik bir fabrikamız var. Yaklaşık 1000 çalışanımız var. Araçların tasarımı da Türkiye'de yapılıyor, üretimi de. İyi, hadi bakalım, otomobilde, tramvayda gidiyoruz artık. Bir uçak yapmadığımız kaldı. Evet, bir o kaldı. Onu da bekliyoruz. İyi, başarılar dileriz. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi Türksel'in Geleceğin Akıllı Şehirler isimli konsept çalışması var. Burada fuarda sergileniyor. Bayağı da ilgi var. Yani aslında bu işleri en iyi yapanlardan birisi de, çünkü data bakımından GSM operatörleri olduğunu söylemekte fayda var. Görmüş olduk, çünkü birçok datayı onların telefonlarından elde edebilirsiniz. Onlarla bu avantajı kullanarak akıllı şehirler çözümlerinde fark atacaklarını söyleyebiliriz. Bakalım, diğer Vodafone hemen yan tarafta ve bir de robot var burada. Rakip operatör ve bunların da güzel bir robotu var. Memnun oldum. Akıllı şehir çözümlerimizi deneyimleyebileceğiniz Vodafone standına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın? Merhaba. Benim adım neyse, sizin isminiz nedir? Evet, bu şekilde konuşuyor. Normalde 11 dil konuşuyormuş arkadaşlar. Para çekme ve para yatırma özelliği varmış. Görmüş olduğunuz gibi VR deneyimi sunmakta ve burada da şehirlerle ilgili bilgi veriyor galiba. Beyefendi VR gözlükle şu an inceliyor. Bakın, burada gördüğünü ekranda burada bu şekilde görüyorsunuz. Hemen benim merak ettiğim şeylerden birisi, geçtiğimiz haftalarda ULAK teknolojisi bayağı bir gelişme sağlamıştı. Biz de yakından bir bakalım neler varmış ULAK'ta. ULAK teknolojisi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Aslında yerli ve milli bir baz istasyonundan bahsediyoruz. Evet. Geçtiğimiz haftalarda Vodafone Karadeniz bölgesindeki bayağı bir baz istasyonu kurdu. 250 tane baz istasyonunun açılışını yaptık. Lansmanı yapılmıştı, duymuştuk. Evet. Şimdi biz daha kapsamlısını duyacağız burada. Bakalım neler verecekler bize bilgi. Söz tamam, sizde. ULAK 2 yıl önce evrensel kapsamında ilk şey yaptı, ilk çalışmalar yaptı. Evet, evrensel sahalar üzerine oldu. Evrensel sahalar şu şekilde: 500
nüfusun altında olan köylere 2G zorunlu. BTK bunu zorunlu kılıyor. Biz de bu alanlara 4.5G'ye götürmeye başladık. 3 operatör aynı baz istasyonunu kullanıyor. Şu baz istasyonun tek bir şeye düşmesi muhabbeti buradan geliyor. Evet, o sadece evrensel projelerde 3 tane operatörün aynı baz istasyonunu kullanması evrensel projelere dahil. Çok güzel. Evrensel 1, evrensel 2 diye. Evrensel 1'in ana yüklenicisi Turkcell, evrensel 2'nin ana yüklenicisi ise Türk Telekom olarak hayata geçti. Evet. Şu an faz 1, faz 2 olarak yaklaşık 700 tane sahamız var. Şu an aktif olarak çalışan ticarilerle birlikte 1000'i aşkın sahamız şu an yayın veriyor. Peki burada nelerden bahsediyorsun? Neler soruyorlar? Bu tabii. Var galiba. Hemen yan tarafta. Buradan başlayalım. Evet, bu taraftan başlayabiliriz. Şurada bir mobil baz istasyonumuz mevcut. Evet, baz istasyonu şu kutu şeklinde evet, olan. Evet, şu kutu şeklinde olan baz istasyonumuz hemen mevcut. Ben zoom yapıyorum orayı, evet. Burada şimdi bir baz istasyonu oluşturduk ve burada gördüğünüz bomba imha aracı Aselsan'ın Kaplan modeli. Bu cihazla beraber 4.5G bağlantı sağlıyor bu cihaz. Kontrolünü 4.5G ile sağlıyoruz. İsterseniz oynatalım, gösterelim. Tabii gösterelim. Bakın burada kamera var. Şu an bizim ayaklarımızı çekiyor arkadaşlar. Evet, şu an kamera oynuyor. Aslında teknolojinin geldiği noktayı da görmüş oluyoruz. Bir robotun nasıl ilerlediğini, 4.5G kablosuz teknoloji olmasa zaten hiçbir şeye yaramaz. Gayet de başarılı. Ve üzerindeki anteni var burada. Bu anten sayesinde ve biz burada görüyoruz aşamaların neler olduğunu. Bayağı eğlenceli aslında bu biraz. Şöyle göstereyim, evet. Bu şekilde 4.5G ile kontrolü sağlıyoruz. Evet. Bunun dışında network altyapısı da mevcut. Evet, ulağın gelişti. Burada en çok bildiğimiz konulardan birisi galiba baz istasyonları konusu. Hayır, baz istasyonları karşıda şeyden görebilirsiniz, haritadan görebilirsiniz. Yeşil olanlar faz 1 projesi, Turkcell'in üstlenici olduğu sahalar. Mavi olanlar, Türk Telekom'un yüklenici olduğu sahalar. Yukarıda şöyle şeye doğru Kars Ardahan bölgesi ve Rize bölgesi Vodafone'un ticari sahaları. Evet, geçen açılışı yapılan evet, yerler. Evet, açılışı yapılan 250 tane İstanbul'da var. Ankara'da Külliye'de var. Evet. BTK'da var. Bu şekilde sahalarımız mevcut. Burada da kendi sanallaştırmış ağ teknolojileri var şu anda. Ulağan üstlendiği. Bunları fazla bilmediğimiz konular ama evet. Teknik konular. Şöyle kendi network altyapımızı sanallaştırıp yerli milli olarak sunuyoruz burada da. Bu şekilde açıklayayım. Evet. Burada ne anlatılıyor? Aynı SDN dediğimiz sanallaştırmış ağ teknolojilerinin şeyi burada, merkezi burada. Kontrolcü arayüzü burası. He, bunlar da bu şekilde. Aynen. Bu şekilde. Ve yan tarafta da baz istasyonunun şeyi manuel mi? Yok. Onlar sayaçların kontrolü. Akıllı sayaçlar. Kontrolünü yine haberleşmesini ulak üzerinden sağlıyor. Akıllıca veri evet. Transferini. Evet. Bildiğiniz gibi IoT zaten fuarın konusu IoT, akıllı teknolojiler. Evet. Ne soruyorlar ziyaretçilere ulakla ilgili? Neyi merak ediyorlar en çok? Ne sordular size? Ne iş yapıyorsunuz? Genelde bu. Ulak daha yaygınlaşmadı. Daha çok bilinmediği için evet. İnsanların ilk sorduğu şey ne iş yapıyorsunuz? Teknolojiyle bilgisi olanlar duymuş. Aynen. Bilmeyenler. Bilmeyenler için ulak yerli baz istasyonu üreticisi. Bu şekilde de devam ediyoruz. Hem kamu güvenliği olarak hem de ticari sahalarda evet. Üretim sağlıyor. Askeri alanda ve ticari alanda. Peşini çekiverse Huawei gibi baz istasyonları, yabancı firmalar malzeme satmasalar bitti. Evet. Haberleşmenin zaten kritik bir nokta haberleşme. Evet, o yüzden, evet, yerli ve milli olması çok önemli. Herhangi bir savaş anında biliyorsunuz artık 2. Dünya Savaşı gibi topla tüfekle evet. Değil, teknolojiyle. Evet, konuşma burada bitti. Teşekkür ederiz. Rica çok sağ olun. İstanbul'dan geliyoruz. Evet. Bilko firmasıyız. Satel bizim markamız. Finlandiya menşeli bir marka. Burada radyo haberleşmesi yapılıyor. Veri evet. Üzerinden. İki kart karşılıklı olarak birbiriyle konuşuyor. Bu basit bir kuyu. Biri alıcı, biri verici. Kuyu depo otomasyonu gibi düşündüğünüzde buradaki bir sensör buradaki motoru açıp çalıştırıyor. Buradan da mesela karşıya çalıştı, durdu bilgileri gibi
bilgiler karşılıklı olarak gidip geliyor. Nerede kullanılıyor daha çok bu? Daha çok su dağıtım sistemleri, elektrik, doğalgaz gibi dağıtım sistemlerinde, vana noktalarının kontrol valflerinde merkezden bunları görmek, yönetmek, otomasyon kontrol etmek için kullanılıyor. Evet. Peki, başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Da Belediyesi'nin standındayız arkadaşlar. Fuarda görmüş olduğunuz gibi bu resimler dikkatinizi çekti. Nerede yapılıyor diye hemen arka tarafta bakın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada yapıyorlar. Şu an fonda nasıl çıkacağını belirlemek için. Evet ve şu an fotoğrafı siyah beyaz çıkartıyorlar. Green Box'ta. Bakalım biraz geç mi çıkıyor? Çıktı arkadaşlar ama bu şeyin içine yerleştiriyor. Ha. Buyurun. Photoshoplayarak çıkartıyor bir de. Tabii. Altındağ Belediyesi. Ücretsiz olarak. Ücretsiz olarak. Arkadaşlar nasıl yapıldığını şimdi göstereceğiz biz size. Şimdi bizim fotoğrafımızı arkadaşlar buluyorlar. Böyle hazır duruyorsunuz. Yanında bu şekilde otomatik olarak çıkartıyor. Anında zaten şipşap çıkıyor böyle. Arkadaşlar Ankara'da gezilecek yerlerle ilgili işte fotoğraflarımızı biz şimdi Altındağ Belediyesi'nin standında bulunan bu Green Box önünden yapıyoruz. Biz şimdi arkamızda yeşil perde var ama siz şu an Ankara'nın tarihi fotoğraflarını görüyorsunuz. Burada arkadaşımız ilerliyor. Bakalım neler varmış. Burası Sığıyı. Hitit heykeli. Burayı çıkartacağım ama hatırlayamadım. Burayı da hatırlayamadım. Bayağı bir eski fotoğraflar. Ankaralı olanlar bileceklerdi. Burası 1. veya 2. meclistir. Az önce fotoğrafı çekmiştik. İlerliyoruz. Burasını bilmeyen yok zaten. Ulus'taki heykel. Bu da diğer açısı. Tabii şu an değişmiş. Bu yangından önceki hali çekilen fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Şu an orada Gençlik Spor Bakanlığı devasa bir binası var. Burası da Altındağ Belediyesi'nin sokakları. Muhtemelen Anafartalar Caddesi. Burası Ulus'ta bulunan İş Bankası'nın taş binası. Ulus heykel hemen yanında zaten. Burası neresi? Burayı hatırlayamadım. Tren garı. Tren garı evet gördüm. Yan tarafta kaldığı için. Ve burasını hatırladım. Sümer Bank şu an Ankara Üniversitesi'ne ait olan yer oldu. Heykel var yan tarafında. Diğer tarafında taş bina var İş Bankası'nın. Burasını hatırlamayız ama eski tarihi fotoğraflardan birileri. Birazcık kameranın kadrajının dışında durabilirsek. Evet. Devam ediyoruz. İşte bu fotoğraflarından dilediğinizde fotoğraf çektirebiliyorsunuz 2 gün boyunca buraya geldiğinizde. Tekrar başa geldik. Arkadaşlara da teşekkür ederiz. Hangi firma onu da söyleyin. TTL Teknoloji Eskişehir'den geliyorlarmış. Altındağ firmasına bu fuarda renk katmışlar diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz. Son hali bu şekilde ama şu an ışıktan dolayı böyle görünüyor. Gayet güzel çıktı orijinali. Çok da hoşuma gitti.